Türkiye'nin geleceği güzel ama yani o konuda garanti veriyorum. Lider ülke olacak. İslam son kere hakim olacak. İslam'ın ne kadar güzel bir sistem olduğunu insanlar görecekler. Ya diyecekler biz boş yere 1.000 küsür sene canımızı yakmışız boş yere. Ne güzelmiş ya diyecekler. Müzik varmış, eğlence. İstediğimiz gibi yiyoruz, istediğimiz gibi yiyoruz. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Boş yere kendimizi eziyet etmişiz diyecekler. Ama son. Sonra bak bu kadar emek vereceğiz. İslam hakim olacak. Ki bayağı da tedbir alınacak. Yani her türlü tedbir alınacak. Ama buna rağmen bak işte moral güç çok önemli. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih görevde oluyor. Ama yine bak burukluk yaşanıyor Mehdi olmadığı için. İsa Mesih'in vefatından sonra akıl almaz bir manevi çöküş. Ya kardeşim daha düğüne kadar diri olan adamlar adeta ölü gibi olacaklar. Ya moral yani işte bak Mehdilerin önemini buradan anlıyoruz. Mehdiler devam etse 1.000 sene de devam etse edecek. Yani Mehdi başta olsa İslam'ın hakimiyeti devam edecek. Bak 1.000 yıl Allah ömür verse 1.000 yıl devam eder İslam. Ama vefatlarıyla Mehdi ve İsa Mesih'in vefatıyla iki Mesih'in vefatıyla dünyada moral diye bir şey kalmıyor. E hani önemsizdi Mehdiler? Bak çöküş oluyor. Kur'an var, İslam var, her türlü eğitim var ama çöküşten kurtulamıyor insanlar. Moral yönünden tepe takla gidecektir. Ta 1543'e kadar. 1506 ya kadar açık galibane. 1506'dan sonra gizli ve mağlubiyet içerisinde vazife-i tenviriyesini yapmaya devam eder diyor. Bir taife-i azamın son zamanlarına işaret eder diyor. Bak bir taife-i kübra-i azam diyor. Mehdi talebelerin son zamanlarına bak. Taife-i kübra-i azam son zamanlarına işaret eder diyor. Ben öbür her konu, yani ben diyor tabii bu Allah alem diyorum diyor Bediüzzaman. Ama hem Fatiha hem Velhasil suresi diyor. Hem hadis hepsi ittifakla aynı işareti göstertiyor diyor. Ben de diyor zannı galip meydana geldi diyor. Herhalde öyle olacak diyor. Yazsınlar bir granit kayaya. Hicri 1545'ti. Eğer 46'yı görürlerse benim yanıma gelsinler. Yani ahiret. İnşallah.